Ali Bey, teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Yani bu işleri yapmanız gerçekten onur verici, gurur verici bir şey. Kendi adıma size teşekkür ediyorum. Çok güzel bir işle uğraşıyorsun. Allah inşallah seni muvaffak eder bu işte. Ben emekli öğretmenim. Şu anda yaptığımız herhangi bir iş yok. Yaptığımız iş, emekli olduktan sonra çoluk çocuklarla, torunlarla beraber haşır neşir olmak, ibadetimizi yapmak. Yani herhangi bir işle beraber şu anda meşgul değiliz. Gevze'de ikamet ediyoruz. Şeyden sorarsan, baştan sorarsan biz Gümüşhane, Döle köylüyüz. 1955 doğumlu. Döle köyünde doğdum. İlkokulu Döle köyünde okudum. İlkokulu okuduktan sonra ortaokul yıllarımız. Buna biz ben çocukluk yıllarım mı diyeyim, gençlik yıllarım mı bilmiyorum. Çünkü o zaman gençliğimizi de yaşamadık, çocukluğumuzu da yaşamadık. Ama o günkü şartları öyle götürüyordu, çalıştık. Ortaokulu Gümüşhane'de bitirdim. Ortaokulu bitirdikten sonra bizim dönemimizde öğretmen okulları sınavlaydı. Ortaokuldan sonra öğretmen okulu sınavlarına girdim. Gümüşhane öğretmen okulu, ilk öğretmen okulu. Şimdi öğretmen lisesi oldu onlar, ilk öğretmen okulu. Girdim, ilk öğretmen okulunu bitirdim. Öğretmen okulunu bitirdikten sonra da öğretmenlik yıllarımız başladı. İlk öğretmenlik yılım Kerkit Sarıyazı, Kusus eski ismi. 84'te. Bunlar geldiler, 83'te ben geldim. Eşimin tayini buraya çıkınca, benim de ülkü buradaydı zaten, bizden önce gelmişti, çocuktu. Eşimin tayini çıkınca da ben geldim. 84'te geldik. Ondan sonra işte ben ev hanımı, eşim öğretmenlik yapıyordu. Eşim market açtı. 20 senede ben markette durdum. Orayı işlettim. Oradaki eşimle, çocuklarımla beraber zamanımız öyle geçti. Emekli olduk. Haza gittik. Ümriye gittik. Ondan sonra yazları köye gidiyoruz. Köyde işte ufak tefek bir şeylerle eğleniyoruz. Şimdi 5-6 ay ondan sonra da buraya geliyoruz. Buraya geliş sebebimizi sorarsın belki. Köyde mi evlendin? Köyde evlendim. Şu şekilde söyleyeyim sana. 1974'te ben öğrenciyken evlendim. Yani biz evliliğin ne olduğunu bilmeyen, evlilik nedir, çoluk nedir, çocuk nedir bilmeden evlilik yaptık. Evlilik yapmamızın sebebi o dönemlerde şartlar, dediğim gibi, şimdiki şartlar gibi değil, çok ağırdı. Annem felç olmuştu. Biz 8 kardeşiz. 5 erkek, 3 kız. Çocuklara bakacak birisi lazımdı. Bu aslında en büyük çocuk da ben olduğum için beni ev vermek zorunda kaldılar. Mesleğe atılmadan evlenmiş oldum ama isteyerek, yani evliliği ben de istiyordum diyelim o dönem. Öyle severek de evlendik. Şehir şehir biz çok gezmedik. Ben şu şekilde meslek olarak fazla şehir gezmedik. Söylediğim gibi ilk tayinimiz Kerkit, Posus, Salyazı'ya çıktım. Salyazı'da ben 3 yıl çalıştıktan sonra 4. yıl hanımı yanımda götürdüm. Orada 1 ay mı kaldık? 1 ay 2 ay kaldık bununla beraber. Ondan sonra tayinimiz Gümüşhane Yağmurdere, Çorak Köyü'ne gittik. 5 yıl Çorak Köyü'nde kaldım. Çorak Köyü'nde 5 yıl kaldım. Tek öğretmen, 5 sınıfı bir arada okudum. Ama öğretmenlik yıllarımın en tatlı yılları diyebilirim. Yani mahrumiyet bölgesi, mahrumiyet olduğu halde en tatlı yıllarını oralarda geçirdik biz. Karda, kışta, kıyamet. Şimdi az bir kar yağdı mıydı, vay hava şöyle oldu, hava böyle oldu. 2 metre, 3 metre karın içerisinde. Okul bazen öyle kar yağardı ki okulun kapısından giremezdik, pencerelerden.
okulun pencerelerinden girerdik. Yağmur deredeki. Şimdi o kışlar olmuyor tabii. Ondan sonra çocuklar ilkokulu bitirdikten sonra haliyle okumaları lazımdı. Şimdiki şartlar yok. O zaman Gümüşhane'de lisenin haricinde başka bir yer yoktu. Sadece liseler vardı. Çocuklar üniversitelerde okusun diye İstanbul'a tayin istedim ben. O zaman şeye geldim. Pendik. Ama Pendik ilçe değildi. Kartal'a bağlıydı. Pendik Şırlı'ya geldim. 5 yıl Pendik Şırlı'da öğretmenlik yaptım orada. 1 yıl öğretmenlik yaptım. 4 yılını idarecilik. Müdür yardımcılığı. O zaman da işte buna market açtık aşağıda. 86 değil mi? 86'da market açtık. Bunlar marketle çalıştılar. Ben buradan 5 yıl oraya gittim. Yani. 20 yıl kadar bunlar markette devam ettiler. Ben 88'e kadar kendi Şırlı'da çalıştım. 88'de öğretmenlikten ayrıldım. Harfiyetçilik işi yaptım. 2 yıl. Baktık ki o da olmuyor. Tekrar öğretmenliğe döndüm 90'da. 90'da öğretmenliğe döndüm. Sayrova, Bağlar İlkokulu. Sonradan orası da isim değiştirdi. 24 Kasım oldu. Ondan sonra orada çalıştım 5 yıl kadar. Daha sonra Gebze Doğum Kraliç Öğretim Okulu'na geldim. Orada da idarecilikle emekliye kadar çalıştım. 2005'te emekli oldum. Bir insan ömrünü neye vermeli? Harcanıp gidiyor ömür dedi. Biz şehri çok görmüş insanlar değildik. Köylerimiz burada olduğu için genelde yani %80 buraya yerleşmemizin sebebi köylerimiz burada olduğu için daha yakın şehre. Çünkü yabancıların içerisinde yabancıları tanımıyorduk. Şehir nedir bilmiyorduk. Metropol şehirlerde nasıl yaşanılır, nasıl durulur onu bilmiyorduk ama köylerimizin arasında olalım diye oraya geldik. Dayanışma çok iyiydi. İnsanların birbirine yardımlaşması, birbirinin hal hatırını sorması, birbirinin işine koşması. Yani buraya ilk geldiğimiz zamanlar, buradan köye diyelim gidecek olduğun zaman, buradaki büyükleri mutlaka dolaşır, Allah'a ısmarladık derdi. Köye gidiyorum, bir ihtiyacınız var mı? Veyahut da bir şey gönderiyor musunuz derdi. Köyden gelenler mutlaka, köyden ya tabii bu telefonlar yoktu ya, o zaman köyden mektup getirdim işte, ne getirdim diye. Yani o şeyler vardı. Ama şimdi biraz daha bu sosyallenme mi diyoruz artık. Neyse bu çıktıktan sonra bu gibi şeyler bayağı bir arada açıldı. Şimdi ben sevdiğim için sıkıntım olsa da bile sıkıntıları hiç görmedim. Markette var idi. Tabii ki yani iş sıkıntımız olmuştu. Yani sıkıntısız biri olur mu? Olmaz. Mutlaka bir sıkıntı olur. Ama sıkıntılarımızı aşarak işimizi yürüttük. Yani bu zamana geldi. Birbirimizden de yani küste durmadık, memnun da kaldık diyelim. Tabii senin ne söylemek istediğini anlıyorum ben. Ayrılalım ve hatta kopalım. Yok o şimdi bizim ben... köylerimizin genelinde yok. Olmaz da. Tabii genç yaşta evlensek bile. Ben şu anda yani. Ayrılanlara bile hemen aşı geliyorum. Çünkü yani her şey olabilir. Hayat, evde tatlılık da olur, tatsızlık da olur.
Onu kaldıramaysan zaten hiç birleşme. Ne yapacaksın? İki taraflı onu güzellikle, kötülükle hiçbir yere varılmaz benim görüşüm. Ama tabii ki karşındaki de anlayacak, sen de anlayacaksın. Böyle hayat ya gibi. Bazı şeylerin temeli olmadan, temeli atılmadan inşa edildiği için bazı şeyler tabii ki tutmuyor, erken yıkılıyor. Bizim öyle değil. Bizim mesela bak, dedim ya şartlar çok değişik. Benim öğrencilik yıllarımı ben hatırlıyorum. Öğrencilik yıllarımızda biz köyden araba yok. Gümüşhane'de bir ev tutuyorlar diyelim bize. 4 metrekare bir yerde 4 kişi duruyordu. Yatakları serdiğimiz zaman ayaklarımız birbirimizin üzerine geliyordu. Elektrik değil, ilk dönemler ortaokullarda gaz lambasıyla biz ders çalışıyorduk. Gaz lambasını da şimdi gazı ortak verdiğimiz için parasını, bazısı ders çalışmayacaksa söndür lambayı diyordu. Onun da sıkıntısı vardı. Ama biz o günleri değerlendirdik. 20'ye yakın öğrenci vardı okula giden. Köyde ilk öğretmen olan, ilk devlet memuru olan İhsan Gür. Bizim köyde ilk öğretmen okulunu bitirdi. İhsan'dan sonra ilk memurluğa başlayan Ayser Yıldız, dikiş nakış kursu öğretmeni oldu. Ondan sonra ben oldum. Onların peşinden ben oldum. Hep öğretmen. Bu 78'den sonra, öğretmenlerden sonra hatırladığım kadarıyla sadece Eyüp Arı matematik öğretmenliğinden şeye geçti, avukatlığa geçti. Ondan sonra şimdi öyle zannediyorum 200'den fazla öğretmen veyahut da mühendislik dallarında şey var, kişi var köyde. Profesör var köyümüzde. Doktorlar var, avukatlar var, öğretmenler var. Yani sevindirici bir şey. Yani Anadolu'dan, köyden bu İstanbul'a göç etmemizin %80 sebebi bu gibi şeyler. Yani faydası bunlar oldu. Sıkıntılara gelince sıkıntısız hayat olmaz. Ali Bey, sıkıntı ister istemez sıkıntı olacaktır. Ama bu sıkıntı nedir? İşte bir ana baba için çocuk okutma sıkıntısıdır. Geçim sıkıntısıdır. Veyahut da ne bileyim aile düzeni sıkıntısıdır. Her şey bizim istediğimiz gibi olmaz. Çünkü devamlı çağ değişiyor. Ortam değişiyor. Eskiden diyelim ki böyle bir çocuğa kırdığın zaman çocuğun kaçıp gidecek olduğu en uzak yer ya komşusu, komşuydu ya da akrabasıydı, amcası, dayısıydı. Şimdi çocuğa kızdığın zaman çocuğun annesi babası çok. Kaçıp gidecek olduğu yer çok. Ona sahip çıkacak olan şeyler çok. Onun için bunlara dikkat ederek, yani benim çocuğum başka yerlere kaymasın diye bunlara dikkat edersen o zaman sıkıntılar olmuş oluyor. Temel zayıf oldu. Avrupa'ya gittik. Yaz tatillerinde bir ay, iki ay, üç ay gezmek için. Gezmek için şu, annemiz, babamız, kardeşlerimiz orada olduğu için onlar genelde ziyaret amacıyla gittik. Ha, gezdik mi, Avrupa'yı ben çok sevmedim. Onun için gittiğim zaman da çok da gezmek istemedim yani. Ama yine bazı şeyler inceledim. Öğretmen olduğum için bazı şeylerle haşır neşir oldum. Ben hayatımdan öğretmen olmak istiyordum. Şu anda 70 yaşındayım. Tekrar yeniden doğsam yine öğretmen olurum. Çünkü ben insanları çok seviyorum. İnsan yetiştirmeyi çok seviyorum. İnsanları ve insan yetiştirmeyi çok seviyorum. Bence yani hayırlı ömür. Yaşamanın hayırlısı. Para olsa da olur, olmasa da olur. Ama para da gerekiyor. Ama önemli olan hayırlı ömür. Allah'ın nasip eylesin herkese. Tabii şimdi diyelim ki yatakta yatan bir insanın parası olsa ne olur? Yataktasın, yatalaksın, hiçbir yere çabalayamıyorsun. Parayı nereye harcayacaksın? Ne yapabilirsin ki onunla beraber? Sadece onunla da benim param var, bu parayla bir başkasına yüklersin. Git hayır yap. Git şunu yap, git bunu yap diyorsun ama kendin yapamazsın. Öyleyse bence de bana da sorarsan hayırlı ömür. Ve bu hayırlı ömrün içerisinde aslında hayırlı ömür dememiz ne kadar doğru bilmiyorum.
imanlı Kur'anlı, sağlıklı bir ömür. Evet, zaten o bahşi hayırlı Kur'an'lı, ömür dediğin yani zaman inançlı bir ömür. Tabii. İnançlı olmadıktan inançlı sonra bir ömür. Allah yoksa, inşallah inancımızı güzel eyler. Ot gibi yaşayan bir ömür de vardır yani. 1974 Şubat ayı karne tatiliydi. Karne tatilinde biz evlendik. Ondan önce istenmişti. Ondan önce istendi. Babam izine girmişti Almanya'dan. İstedi. O zaman başlık vardı. Son başlık bende oldu. Yani bizden sonra başlık kaldırıldı. Başlık kaldırıldı. Biz bunu vekili dayısıydı. Kazım dayı rahmet olsun. 20 bin lira başlık istedi. 20 bin liradan sonra pişman oldular. Ertesi akşam 22'ye çıkarttılar. Değil mi? 22 bin lira yaptılar başlığını. 22 bin lirayı aldım ben bunu. Başlık vardı. Dayım başlık istedi diye bunlar pişman oldu. Gittiler. Dürtü giderdi o zaman. Öyle dürtüler geldi, bir odada oturuyorlar. Tabii biz de başka odada oturuyoruz. zaten bu halamın oğlu, bunlarla biz böyle yani bir ev çibiniydik. Yani birbirimizi bilirdik. İstendikten sonra dürtüle kalıp gidince hayrola ne oldu söylendi. Dediler böyle böyle dediler. Dayın dediler. Başlığı diğerlerinden fazla isteyince dürtü gitti. Olmaz dedi. Şimdi yani bu başlığı bu şekil yaparsak millete de ön oluruz diye gittiler. Gittiler, gittikten sonra gittiler. Gelirseler gelirler, gelmeseler şansımız. Öyle bir gün sonra mı bilmiyorum, iki gün sonra mı tekrar geldiler. Kaynatan beni çok severdi. Yani sevdiğini bana da söylemişti. Çok severdi beni. Geldiler. Tekrar yine istediler işte. Ondan sonra işi bağladılar. O pazarlığı şöyle bağladılar. Dediler ki başlık 20 lirayı ben ayyeten vereceğim. Yani öncü olmasın. Benim hayatım buna hizmet etmemen geçten diye. Biliyor musun? Allah razı olsun. Bu okula giderdi. Ben markette çalışırdım. Dedi ki bir defa ütüsüz elbise giydim. Biz kahvaltısız okula gittim bilmem. Mesela saat 5'te kalkar buradan. Bazen o Pendik'te çalıştığım zaman. O zaman 3 araba buradan bir yürümeye aşağı yola inerdim. Oradan minibüse biner Pendik 4 köprüsünde inerdim. Oradan biner Şırlı'ya giderdim. Hiçbir zaman sabah kahvaltısı yapmadan gönderdiği yok. Allah razı olsun. Ya, o kayna tatilinde evlenmem lazımdı. Evlendim. Kemençeyle düğün yaptık biz. Ali dayı vardı bizim köyde. Ahmet dayı. Allah rahmet eylesin öldü. Kemençeyle düğünümüzü yaptık. Zaman, davet tabii önce. Köylüler davet ediliyordu ama erkekler dışarıda, bacalarda, baca dediğimiz şimdi dam diyorlar ya. Oralarda horon oynuyordu. Kadınlar kapalı yerlerde. Bu kapalı yerler genelde eğer boş ev varsa ev içerisinde oluyordu. Boş ev yoksa ahır dediğimiz ahırlarda boş olan ahırlar biraz daha sıcak oluyordu ya. O zaman hijyen mijyene bakmıyordu millet. Boş olan yerlerde. Yani, tabii ki bu göç olayından sonra şimdi artık o düğün salonu. Düğün salonlarında başladı millet oynamaya. Düğün salonlarında oynamaya. Bazen de lüks olanlarda tavuz zurnayla yapıyordu köylerde. Ama diyelim ki cumartesi günü pazar öyle bir tatil gününe denk getirme olayı yoktu. Haftanın hangi gününe denk gelirse bir gün önceden başlıyordu, şey yapıyordu. Fakat bir yemek çeşitleri vardı o zaman. Ne bileyim çorbadan başlıyordular. Söz kesen, şeyin sütlacın adı söz kesendi. Ona kadar gidiyordu. Her çeşit tandır yemeği. Her çeşit tandır yemeği var. Şimdi iki tane kuru pasta. Gençlere tavsiyelerim aslında çok ama ben kısaca bir iki maddede özetleyeyim. Zamanı çok iyi harcasınlar. Zaman çok önemli. Hani keşke diyoruz ya, keşke dememek için şu andaki zamanlarını çok iyi değerlendirmeleri lazım. Çok iyi arkadaş seçmeleri lazım. Seçtikleri arkadaşlarına çok iyi dikkat etmeleri lazım. Oturup kalktıkları çevreye de iyi bakmalarınız. Arkadaşlık deyince
sadece dosttan bahsetmiyorum. Arkadaşlık bu evliliğe kadar varan şeyler, bunları da çok iyi değerlendirmeler. Bunu birleştirerek, yani 70 çeşit işi birleştirerek tek hamur haline getirmek, onlarla bir ekmek yapmak. Şimdi gençlerin de bu arkadaşlık çevresi deyince bunların hepsini inceleyerek, sık dokuyarak, ne yapmak istediklerini anlayarak ona göre hareket etmeleri lazım ki tabii bu da çevre de çok önemli. Senin buraya gelmen bizi memnun etti. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Köylülerimizden de yine Allah razı olsun. Köylüsüz ve komşusuz olmuyor. Bunu söylemek istiyorum. Buradan da mutlaka bu videoyu izleyecekler, izleyecek olanlar olacaktır. Öğrencilerim de izliyorlar arada bir. Değil mi? Onlar da öğrencilerimden memnunum. Hiçbir zaman hiçbir boş vaktim olmadı öğrencilerimden. Vermediğim hiçbir şey olmadı. Ders bitsin de dersten çıkayım diye bir düşüncem hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zamanda dersime bir dakika dahi olsa çıksın bir tane öğrencim söylesin. Geç girdiğim olmadı. Olmamıştır. Herkes hakkıyla çalıştım. Ondan yana rahatım, huzurluyum. Köylülerimiz benim hepsinden razıyım. Allah da razı olsun. Köylüsüz de Allah kimseye yapmasın. Güz mü geldi rengin soğuk, ne tez yaprak döktün ömrüm. Hep ağlarsın boynu bükük, boynu bükük. Gözyaşın derya mı ömrüm, ömrüm. Ekmekten ne çıkar ömrüm, 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 ömrüm. Bu şeyden Ali Bey, Gümüşhane'de İlk ülkücüğüm okulda oldu. Ülkücülüğe de beni sevk eden ne oldu biliyor musun? Ben küçükken, gençken, yani hep geçmişin geçmişi övüyoruz ama yani o zaman çok şey öğrendik. Ben ne öğrendiysem İslam'ı açıdan ve saygı, sevgi açısından Gümüşhane'deki ülke ocaklarından öğrendim. Onun için ülkücülüğe devam ettim. Burada da o resimdeki şey de Gebze'de Gebze Ülke Ocakları yönetiminde bulundum. Darıca Ülke Ocakları Başkanlığı yaptım 2 yıl kadar. Oradan çekilen bir fotoğraftır o. Her kuşun bir yuvası var. Bak ne sevdası var. Yaşamaya hevesi var, hevesi var. Neden tadın kaçtı ömrüm, ömrüm.